Nasıl kapımız? Genelde Kore'de evlerde kapılarda anahtarlı sistem yok ama şifreli sistem var. Kart da okutabiliyorsunuz ya da parmak izi de okutabiliyorsunuz ama Ama bizim ne çoğunlukla kartımız var? şifreli. Aynen, genelde herkes şifre Ha. giriyor. Şimdi Merve şifremizi giriyor ki iş. Sen acaba bilecek misin? Çek. Sen. Hoş geldiniz. Ay, şurada su şişeleri gözüktü. Kusura bakmayın artık. Çıkaracağız birazdan. Burası ayakkabı dolabımız. Böyle. Şurası neden boş? Söyle, şu an senin. Şurası korkunç durumda. Yani gerçek anlamda. Burada da Ama yazlıklar ayakkabılarımız gibi. devam ediyor. Evet. Böyle genelde Kore'de hep girişlerde bu şekilde bir ayakkabı çıkarma alanı var aslında. Evet. Burada çarpı 0,5 ile çekiyoruz. Umarız hiçbir sıkıntı olmadan bu işi atlatırız. Çok ilginç bir durum. Tuvaletimizi en son göstermeliyiz bence. Bence de. Şimdi buradan başlayalım. Burası mutfağımız. Keşke biri orada olsa aslında. Evet. Aslında anla. Tamam. Burası mutfağımız. Evet. Dolabımız ve normal dolaplar gördüğünüz gibi. İsterseniz biraz İyi, o gösterebiliriz. kapı açık. Mikrodalga var. Şu şekilde Böyle baharatların ve boş kavanozların olduğu bir yer. Şurada bu daha çok tabakların, çanakların olduğu bir öyle yer. çok fazla tabağımız yok. Hatta burada derme çatma bir bulaşıklığımız var. Çünkü yetebileceğini hiç yani az gelebileceğini hiç düşünmemiştik şu küçük şeyin. Merve'nin kolunu 2 metre çıkıyor 0,5'li olduğu için. Hatta şu bazı tabak çanaklarımızı Koreli bir arkadaşımız buraya geldiğimizde bize hediye Aynen. etmişti. Her evin vazgeçilmezi yeşil ya da Burada sarı, yeşil, bez. evet. Sonra Oraya burada açma açma açma. Oraya açma. açmıyorum. Neyse bu şekilde. Burada yağlar falan duruyor. Evet ve burası tek ocak ne yazık ki. Bu bizim en üzüldüğümüz nokta tüm evdeki. Çamaşır Birazdan makinemiz. çalışacak. Birazdan. Burada genelde böyle işte parfümler, ondan sonra makyaj malzemeleri, Gözlükler. gözlükler, birkaç böyle boş beleş Merve'nin şeyler. Ne boş Biriktirdiği beleş? şeyler. Şurada mesela. Hepsi işe yarıyor ya. Bunu boş beleş diye koy da annem sana. Ay, ne olacak be? Aynen annem de diyordu çünkü Ya. evdekilere. Ay. Sonra kendiniz de kullanıyorsunuz. Kullanırız, o ayrı. Burası bizim makyaj masamız. Tam olarak makyaj masamız. Her şeyimiz burada var. Burası cilt bakımlarının durduğu. Burası da makyaj malzemelerinin durduğu. Orası ne? Burası. Şuradaki keşke torbaları diyorum Ha, bazen. evet. Bunlar da gerçekten her evin vazgeçilmezi buzdolabı poşetlerimiz. Parfümler falan duruyor işte. Başka böyle temizleme suyu, aseton gibi şeyler. Evet. Burada şeyler duruyor. Şurada, şurada, Ha şurada. burada daha çok temizlik malzemelerimiz. Şu an açmayayım burayı. Aynen. Şurada da bir Dağınık baya. dolabımız var. Şu aşağıda baya bir dolabımız var aslında. Burada da gene kavanozlar ve patates, soğan gibi şeyler orada Evet, tutuyoruz. bu masamız açılıyor bizim. Evet. Burası bu 4 dört kişilik kişilik hatta yemek masası neredeyse oluyor. yerimiz olsa 5 kişilik bir yerimiz oluyor. 4 sandalyemiz olduğu için öyle bir şey mümkün değil. Evet. Burası ardiye yani çünkü bu evde hiçbir şey yok, ardiye yok. Asla valizlerimizi koyabileceğimiz başka bir yer yok zaten. Onun dışında burada küçük bir aynamız var. Buradan biraz manzaramız gözüküyor. Kıyafetlerimizi şöyle dışarı doğru asıyoruz. Zaten başka Başka. dolabımız, yani şu dolaplar dışında başka bir dolabımız olmadığı Yer için. yukarıda. Ha, Asmaya. evet asmak Asma için. yerine. Aynen asmak için böyle bir kendimiz bir asmalı ne denir buna? Askı. Askı aldık. Orası var. Küçük bir koltuğumuz var. 2 kişilik anca. Ama bu koltuk açılıyor. 1,5 kişilik olduğu için 2 kişi burada uyuyabiliyor. Yani çok fazla misafir kabul ediyoruz genelde. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız çok fazla misafir kabul ettiğimizi Evet. görmüşsünüzdür. Şurada şeylerimiz var. Neydi bu? Süpürge ve askılık. Süpürge. 2 tane elektrikli sopamız Şu var. şekilde gösterebilirim. Birerse Normalde bir. çalışıyor onlar evet, burada ama. Sonra burası klimanın olduğu yer. Çünkü normalde klimayı dışarı asamayacaklar için. Çünkü her evde Evet. klima olduğu Ama için. gösteremem öyle değil mi? Çünkü Evet. içerisi yine Ya ardiye olarak kullandığımız bir yer. evet yağ falan tutuyoruz. Yani büyük tenekeyle yağ aldığımız için orada yağları falan tutuyoruz. Burada çantalarımız var. Burada çantalarımız ve gördüğünüz gibi küçük öyle
şapkadır falan tarzı şeylerimiz var. Ve pantolonları buraya koyma kararı aldık son birkaç zamandır. Merve aldı. her yer. Mantıklı bence. Burası benim dolabım. Evet, burası şu. Ece'nin dolabı. Burası şurası da Ece'nin dolabı. Şu ikisi benim dolabım. Orayı ben kırmadım. Kırıktı yani gerçekten. Onu bir yere hatta tamir edeceğim. Evet. Böyle güzel bir manzaramız var. Bence de şu şekilde göstermek gerekirse. Az önce de görmüş olabilirsiniz zaten açılışta ama. Şöyle bir manzaramız var. Geniş açıyla çektiğimiz için görülebilir belki de. Güzel. Neyse. Ondan sonra buradan yukarı çıkacağız şimdi. Yataklarımıza doğru gideceğiz. Şurada bir tane klimamız var. Bunlar. Evet. Şimdi burası banyomuz. Çok ufak. Yani şu an göründüğünden çok daha ufak bir banyo aslında. Şurada bir tane dolabımız var. Görüyorsunuz onu. Onun dışında burada şeyler, yani içi birazcık daha böyle karmaşık ve özel şeylerin bulunduğu bir yer. Burada işte şampuanlar, o bu şu var. Oraya biz banyonun içinde şeyleri bulundurmuyoruz, böyle makyaj malzemesi, o bu şu, çünkü hiç öyle bir alışkanlık, yani Türkiye'deyken benim vardı ama şu an için yok yani. Bir dakika, daha çok nem oluyor küçük bir alan oldu. Evet, hem çok küçük bir alan hem de yani orada oturarak makyaj yapıyoruz. Zaten hafta içi hiç makyaj yapmıyoruz, hiç gerek olmuyor. Kore'de genelde banyolar birleşik çünkü çok büyük alanlar yok. O yüzden de Kore'de alanlar birleşik. Bir, neden kilolu çıkıyorum? Hiçbir fikrim yok. Böyle durayım. O yüzden bu şekilde, yani banyoyla tuvalet, her şey, lavabo yan yana. Merdivenle yukarı çıkacağız şimdi. Burası üst katımız. Şurada korkunç bir şekilde bavullar duruyor. Çünkü 6 tane bavulumuz var. Hadi yukarı çıkalım. Burası küçük üst katımız. Burası benim yatağım. Yarım kat aslında. Evet evet. Üst kat diyoruz da biz. Bu. Yarım katlı olması. Ama üst katı bize yatıyor çünkü iki yatak sığıyor. Burası evet. Kimin yatağı? Benim. Evet. Söyledim ya. Burası Ece'nin yatağı. Ve şurası tabii ki de Ece'nin dolabı. Bunlar benim dolabım. Şu ortada daha ortak gibi kıyafetlerimiz var. Artık dolap işinden çıktık aslında. Evet. Bunlar havlularımızın ve nevresimlerimizin olduğu küçük bir kutumuz. Biraz şöyle ilerleyelim. Gece lambamız. Başka? Dolaplarımızın içini aslında... Şunu gösterebiliriz. Evet. Şu düzgün galiba. En rahat açılan ve düzgünü bu. Şu an. Çok düzgün değil. Yani aynen. Annelerimiz görse. En iyisi orayı hiç göstermemek. Sen kesersin. Burası Ece'nin tarafı. Buradan da. Burada ayağa kalkamıyoruz. Evet, burası yaklaşık diyebilirim ki. Yani 1.30 falan büyük ihtimalle. Muhtemelen evet. Hani böyle rahatlıkla ayağa 1.40 falan da olabilir. Ama hani İki yatak sığıyor. Ayrıştırdığımız yer. Şöyle kısaca hemen gösteriyorum. Plastik şişeler, karton kutular, böyle şeyler. Genelde çok fazla kargo geliyor evlere o yüzden. Başka bir sürü şey. Yine plastik şişeler. Başka plastikler. Plastikleri de ayırıyoruz. Bu şekilde plastikler. Yoğurt şişeleri gibi. Onun dışında tenekeler ve... Şarap şişeleri, soju şişeleri, şişeleri bile ayrıştırıyoruz ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Merhabalar herkese. Bugün ev turu videomuzun devamını çekiyoruz. Geçen hafta çektiğimiz evin turunu ve şu an gördüğünüz videonun devamını çekiyoruz. Neden bu kadar enerjik giriş yaptım hiçbir fikrim yok. Ne kadar güzel. Çünkü bu ikinci çekişimiz. Asla ev turu videosunu tam zamanında çekemedik ve 2-3 haftadır da birkaç kişi sordu. Bizim için çok fazla. Biz bunu daha önce sormuştuk. Bize 10 kişinin sorması bizim çok için fazla. Çok. Şimdi evin turun evle alakalı şöyle. İlk önce depozitodan bahsedeceğim. Ondan sonra kiradan bahsedeceğim. Ama Merve de işte faturalardan, evin içindeki şeylerden ve çöpten bahsedecek. Çöp burada çok önemli bir konu. Evet. Şöyle ki. Okey. İkincisi. Şu an birincisi. Bir. Depozito. Burada iki tane depozito sistemimiz var. Birincisi key money sistemi. Yani anahtar parası vererek kirayı daha ucuza getirmek denilebilir. Eğer ki mesela şu anki oturduğumuz evden bahsedersek, eğer 80 bin dolar ya da 70 bin dolar kadar bir para verip hiç kira vermeden 2 yıl boyunca oturabiliyorsunuz. Buna key money sistemi deniyor.
Burada çok işlenen bir sistem ve genelde insanlar uzun bir süre çok ucuz evlerde yaşayıp bu parayı biriktirdikten sonra daha güzel evlere çıkıyorlar. Ve ikinci sistemde bizim şu an yaptığımız bir depozito ödüyoruz ve depozito ödedikten sonra kira verdiğimiz sistem. Çünkü bizim bütçemiz 80 bin dolar, 70 bin dolar verebilecek kadar büyük bir bütçe değil. O yüzden de bu bütçe bize ancak hani bu şekilde yetiyor mu? Evet, yani bu bütçeyi sağlayabildik geldiğimizde ve ol bile zor olmuştu. Depozitomuz 3 milyon won. Büyük ihtimalle şu an hemen hesaplıyorum 2700 dolara falan denk geliyor. Burada yazacağım zaten Türk parasına da çevirip. Ve bunun karşılığında kira olarak da... Bir dakika, 2700 ne ya? 2700 dolar mı dedin sen? Evet. 2700. Ha, 2700 dolara denk geliyor. Dolar. Ben Türk lirası olarak çevirdim. 7 katı nasıl 2700 oldu oldum. Aa, dolara denk. İkimiz de bir mal olduk. Aynen. Dolara denk geliyor. Ha tamam tamam, okey devam. Won hani dolar aynen, daha öresi şey bir para ya. Yok yok, ben zaman dedim ya 7 ile çarpıyorum. Türk lirası dedin sandım, ne oldu dedim. Okey okey devam. İşte Türk lirası olarak da buraya yazacağım. Ne kadar aha olduğunu şu an için şöyle hesaplayabiliriz. O zaman daha won 5'ti. Şu an 7 oldu. Şu an 7 oldu. Şu an 21 bin lira. O zaman da 15 bin lira kadar bir paraya denk geliyordu. Kiramız 370 bin won. Aylık ödediğimiz miktar 370 bin won. Ve bu miktar yani her ay ödediğimiz evin kendi kirası. Ve biz ofistelde yaşıyoruz gördüğünüz gibi. İşte aşağı katta bir oturma odası, tuvalet ve mutfak var. Yukarı katta da yatakları koyabileceğimiz, dolapları koyabileceğimiz bir yer var. Aslında iki kişi için çok makul bir şey oluyor. Ama evin kirasını herkes çok ucuz buluyor. Ama faturaları evin kirasına nazaran yüksek geldiği için olduğunu anladık. Bu evin kirasının ucuz olsun. Bunun da sebebi şu. Bizim hem merkezi ısıtma var hem de bizim çok büyük camlarımız var. Ve bu çok büyük camlar ısı yalıtması yok bu camlarda. O yüzden evin böyle bir kirasıyla tutarsızlığı var aslında faturalarının. Onun dışında şöyle depozito sisteminden bahsettim. Aynı zamanda buraya geldiğinizde Alien Registration Alien Card diye bir şey var. Yani bu da sizin burada kimliğiniz yerine geçiyor. O kimliği almadan tek başınıza bir yabancı olarak, bir foreigner olarak kontrat yapma yetkiniz yok. O yüzden bizim bir Koreli yakın arkadaşımız var. O bizim için o zaman biz geldiğimizde yapmıştı. Kontrakta adını göstermişti. Şöyle bir şey. Kontrat yaparken kirayı ödemeniz, depozitoyu ödemeniz gerekiyor. Kirayı ve depozitoyu ödedikten sonra da aynı zamanda size söylenmeyen bir emlakçı parası oluyor. Bu emlakçı parası da asla söylemedikleri bir şey. Şu an karşımızda Levin diye bir arkadaşımız var. O oturuyor. O da yeni ev tuttu ve ona da asla söylememişler değil mi? Aynen. Ve bu emlakçı parası bizim ortalama depozitodan işte %10 ya da %8 kadar bir miktar oluyor. Bizim için 200 bin won'du o zaman ve bizim için hani böyle gerçekten çok üzüldüğümüz bir miktar olmuştu. Çünkü onu hesaplamıştık. Herkes ilk başta gelirken her şeyi böyle gıdım gıdım hesaplayıp geliyor. Ve o zamanlar hani maaş da almadığımız için ilk ay zor bir şekilde hani o parayı çıkarmıştık o zaman. Ama 200 bin won. Çok büyük bir para sayılmaz buranın parasıyla. Bunu da emlakçıya veriyorsunuz. Aynı zamanda eğer mesela Koreli birinden kontraktınızı değiştirmeniz gerekirse de onun da bir parası var. Yaklaşık 50 bin won'du galiba, değil mi? Evet. 50 bin won tekrar emlakçıya gidip bunu değiştiriyorsunuz. Kontraktaki adı değiştirmeniz gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Immigration Office yani göçmenlik ofisi sizi yakalarsa çok büyük cezalar kesiyor. Yani 1 milyon won, 2 milyon won ve 4 milyon won civarında. Ne kadar süresi geçti, ne kadar bilinmeyen bir yerde yaşadınız ve yalan söylediniz. Göçmenlik ofisinde de değiştirme parası var. Aynen, göçmenlik ofisinde yok, aslında yok. Ben ceza yedim. Ha, ben geç, tamam. Hatta ben geç değiştirdiğim için ceza yemiştim. Tamam. Kiramız ve fatura depozitomuz bu yönde. Benim için bitti burada. Hatta orada Ece'nin üzerine olduğu için bizim kontrat Ece üzerine tekrar alırken aynen ve geç aldığı için ceza yemişti. Sonra ikili anlaşma yapıyorsunuz, birlikte yaşıyoruz diye bir Korece bir belge imzalıyorsunuz. Ondan sonra ben onun yanında taşınmışım gibi almıştım evet mesela. Arkadaşınızla yaşamanın da resmi olması gerekiyor. Yani o kişiyle yaşamanızın da sizinle yaşadığını göstermesi lazım.
Ece'nin registration kartta onun da yazması lazım. Aynen, yani benim de burası adres olarak yazıyor. Ece'ninkinde de adres olarak o kartımızda yazıyor. Aynen. O şekilde bu kısım okey. Ve şimdi gösterseniz ya. Bence bir gösterin. Kart birazdan gösterelim. Dur bir dakika. Şeye bahsediyorum. Çöpe bahsediyorum. Evet, çöp ve işte faturalardan bahsediyorum. Aynen. İlk önce faturalardan bahsediyorum. Faturalar şu şekilde, bizim genel olarak hepsi tamam mı yazıyor bir faturanın üzerinde ve genel olarak 160 bin, 137 yani 140 ile 160 arasında geliyor. Ama muhtemelen şu iki ay birazcık daha yükseliyor çünkü ısıtma dolayısıyla birazcık daha artıyor, 200'e doğru yaklaşıyor. Ama yani 210 oldu, tek bir ay oldu geçen kış. Onun dışında genel olarak ortalama 160 bin oluyor. Bu yıl çok soğuk oldu. Evet, evet. Muhtemelen bu yıl da aynı şekilde artacak. Bu ay bence çok artacak. Çünkü bu ay en çok yaktılar. Ve ama bir daha böyle olmaz. Ama mesela şu an Ocak ayındayız. Kasım ayının faturası geliyor. Mesela ya da Şubat'a girdiğimizde Aralık ayının faturası geliyor. O yüzden tam olarak şu an kesin bir şey söyleyemiyorum bu ay, bu yıl için. Ne yazık ki. Ama ortalama yazın, baharda ya da aynen genel olarak 160 bin diyebilirim. 160 bin de dolar olarak 150 mi oluyor? 145 oluyor 1. galiba. 145 1. dolar 150 gibi. 150 olur şu an. Al, aynen aynen. Tamam. Doğru. Türk lirası olarak da sen çevireceksin zaten. 6.7 ile çarpıp buraya koyacağım. O andaki currency'ye göre çevirip koyacağım. Tamamdır. Onun dışında ama şöyle bir şey var, mesela şimdi toplu olarak ben 160 diyorum ama genel olarak bizim evin güvenliği ya da işte otopark ücreti bizde değil ama asansör genel olarak giderleri aidat olduğu için aidat gibi 55 bin 60 bin arasında bir parası oluyor. Onun dışında geri kalan para su çok yüksek değil. Genel olarak su 30-40 arasında geliyor. Ve daha düşük bile gelmiyor mu? Biz ne yapıyoruz evde ya? Su 30-40 arasında geliyor. Onun dışında doğalgaz, elektrik geri kalan işte 100 binin biraz üstü falan. Ama doğalgaz dediğim gibi kışın daha çok artıyor. Ocağı da çok kullan... Çok düşükmüş. Aynen. Aa, ama biz mesela şeyde de cezayet konu söyler misin? Ama mesela 3 ay boyunca kışın bizim şeyde gece yatarken klima hep açıktı. Ve kışın mı dedim? Evet. Tamam. Çok önemli. Kışın açmayız. Yazın. Açamıyoruz zaten çünkü ısıtmıyor. Yazın bayağı klima açıktı. O yüzden biz ceza yedik. Fazla elektrik tüketimi olduğu için bir 78 bin won kadar fazla ödemek durumunda kaldık. Ama fazla ya, elektrik tüketiminin sebebi evet, ne? Burası işte geri dönüşüm çevreci bir ülke olduğu için olmak evet, zorunda kaldığı için öyle bir herkes yiyor ama. Ülkeleri yani çok küçük olduğu için birazcık böyle şeylere çok dikkat etmeleri. Bir de herkes yiyor. Sadece evet, biz yemedik evet, yani evet, yabancısınız diye. Herkesin kapısında vardı. Herkesin kapısında vardı. Bir de kapıya pat diye yapıştırıyorlar. Sanki damgalı evet, Malatya. Neyse. Şey. Onun dışında çöplerden bahsedeyim. Çöpler şu şekilde, ayrıştırmak çok önemli burada aynı şekilde geri dönüşüm açısından. Ve normal çöpleri bazen çok umursamadığımız şeyler oluyor. Ya da yanlış attığımız şeyler oluyor. Tenekedir, pet şişedir, ondan sonra plastiktir. Pet şişe ve plastik ayrı ayrı evet bu arada. Muhtemelen bunu gördünüz ya da Ece ekledi. Bunu çekti çünkü orada videoya. Evet çektim, ondan sonra ekleyeceğim. Evet, bu kısım çok önemli çünkü gerçekten. Yapmanız çok önemli. Çünkü benim, biz bir keresinde yanlışlıkla yanlış çöpü çıkardığımız için kapının önüne getirip bizzat koyup üzerine de korece kocaman yazılar yazdılar. Bir kere olmadı. Biz bunu 5 kere falan yaşadık, yalan söyleyeyim. Ha, ilkinde çok korkunçtu yani ilkinde. Çünkü kapımızın önünde bir şey vardı böyle kocaman açık açık. Ya bir de çöpün içinden adına çıkartır mı insan ya? Yani ben bunu... Biz bilmediğimiz için normal çöpe atmıştık onu. Karton falan vardı içinde. Getirip çap diye koymuşlardı. Bir de vinil denilen şey mesela, o çok önemli özellikle. Onun için ayrı bir çöp poşeti alıp onun içine koyup o şekilde atmanız gerekiyor ve gerçekten çok pahalı. Normal plastik yani, değil o çünkü. Aynen. Normal plastikler için ayrı, dediğim gibi pet şişeler için ayrı, viniller için ayrı. Teneke, cam hepsini ayrı ayrı, karton ya da yani aynı işte hepsini ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Öldünüz. Gerçek anlamda kimyayı bilmiyorsanız öldünüz yani. Evet, neyin ne olduğunu ya, plastik şişeleri ayırıyorsunuz. Ben vinil diye bir şey burada öğrendim. Ya vinili ayırıyorsunuz, plastik şişeleri ayırıyorsunuz. Üstüne bir de
yoğurt şişelerini ayırıp yoğurt şişelerini süt şişelerini falan ayırıyorsunuz böyle. Evet. Yani çok saçma bir durum. Yani üzerinin etiketi falan sökmek zorundasınız. Kapağı çıkarmak zorundasınız falan. Böyle ilginç şeyler var ve bunlar gerçekten çok önemli olduğu için anlatıyoruz. Dikkat çok edilmesi önemli. Gereken ceza şeyler. Ceza yiyebilirsiniz. Yani. Burada yan komşumuz bu yüzden ceza yedi 1 milyon won. Evet. Ve 1 milyon won 6700 lira ediyor. Evet. Yani komşumuz çok önemli inatçı bir Koreli olduğu için sürekli her şeyi kapının önünde bıraktığı aynen. için biraz sıkıntı yaşıyor tabii ki. Ayrıca kapının üzerinde çöp koyamıyorsunuz. Bu asla yapmayın, sakın yapmayın. Çok büyük cezası var. Çok büyük paralar böyle saçma şeyler ödemeyin gerçekten. Ve son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bizim eve taşındığımızda ev genel olarak bomboştu. Yani sadece mikrodalga vardı. Onlar için çok önemli çünkü. Buzdolabı vardı ve ocak vardı. O yüzden çamaşır bizim... Çamaşır makinesi vardı. Ay evet çamaşır makinesi vardı. Onu yani klima da vardı o kadar ama beyaz eşya. Beyaz eşya diyelim. Ama bizim için halı, koltuk, yatak alınması gerekiyordu ve biz bir anda taşındık gibi oldu. 25'inde taşınırız diyorduk maaşımızı alınca ama 21'inde bulduk ve hani yavaştan taşınalım oldu o hafta içinde. Ve o sırada biz yatak almamıştık tabii. Ve böyle İmart gibi bir yer var. Yani bir market var. O marketten böyle 2 kişilik, 1,5 kişilik bir yatak alıp evde böyle şey birlikte yatmıştık. Sonrasında IKEA gibi, G-Mart gibi yerlerden bakarak ayrı ayrı yataklarımızı aldık. Ve sonra aynı o şekildeki sitelerden koltuğu ve halıyı ve askılığı, aynayı o şekilde tamamladık. Tabii, sonra. Onun dışında başka bir belirteceğimiz bir şey kalmadı mı? Düşünüyorum. Yok yani. Evle alakalı başka hiçbir şey yok. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir haberimiz var. Evet. Aslında. Biz şu an için bir çekiliş videosu çekeceğiz ve bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Hani bir kısmını çekilişte vereceklerimizin bir kısmını aldık. Ve hani koyduk, bekliyoruz. Birkaç bir şey daha alacağız. Videonun altına, umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Videonun altına çekilişte görmek istediğiniz bir şey yazmanızı istiyoruz. Eğer herkes yani aynı şeyi yazan birden fazla insan olursa onu çekilişimize ekleyeceğiz. Lütfen yazın, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay. Sizi seviyoruz.